Günaydın dostlar. Sabah sabah yağmur yağdı. Yeni güneş açtı. Ben de bir kahve yapayım dedim. Dün akşam bu fincanla uğraştım biraz daha. Usul 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 tam gerçek halini alacak. Şu an için demo modunda daha. Yamuk olmuş. Şöyle durması lazım. Daha yapılacak. İçi tam boyutuna ulaşmadı. Dışı daha kibarlaştırılacak. Ama afilli duruyor ya. İnce ince oluyor sanki ya. Abi bisikleti, çadırı toparladım. Saat 12'ye geldi. Gece kulübünün bahçesinde sabah yağmur yağınca biraz geç kalktık. Kahve dedik, yemek derken, çadırı kurut falan derken geç oldu. Buradan Maosa'ya doğru gitmek için yola düştüm. Fakat bugün fark ettim ki abi bunu yapamayacağım. Niye? Çünkü şöyle tutayım. Hastayım. Aslında ta Girne'ye feribota inmeden rüzgar üşütmüştü beni. Hatta limanda beklerken bile üşüdüğümü hissettim. Orada kaptım herhalde. 3 gün yattım abimizin evinde. Sonra hadi dedim biraz pedal basınca atarım üstümden ama olmuyor. Şimdi buradan Maosa, Gazi Maosa'ya git, geri sahil tarafından dolan. Yani nereden baksan git gel her türlü 140 kilometre yapıyor. Onu yapacak dermanım yok. Yol yakınken dönüyorum Girne'ye. Biraz rampalar çıkacağız. Beş parmak dağlarını aşacağız. Ama en azından 30-40 kilometre. Şimdi şöyle yan çevre yolundan ya da Hamit köyün içinden geri doğru döneceğim abi. Bugün de sabah kalktım, kendimi çok kötü hissediyorum. Yani gözüme kestiremiyorum o yolu. Git tekrar gel. Bir de keyifli olmayacak. Hasta hasta hala burnumu çekiyorum. Boğazlarım ağrıyor, öksürüyorum. Hepsi bir arada, ateş var. Hap attım. Bitkilerden karışım yaptım ama yok abi. Bir de burası pahalı. Çok hızlı tükeniyor param. Sonra adada mahsur kalmayak yani. Parasız kalmayak buralarda. İşin esprisi tabii o da. Ben abi geri dönmeye karar verdim ya. Normalde Gazi Maosa'ya kadar gidecektim. Oradan Kapalımaraş bölgesini görüp öyle dönecektim ama sanırım geri dönüyorum. Hadi bakalım. Sarı çiçekli hardallara bakın. Sanki ekmiş gibi mübarek. Seviyorum bunun tadını ya. Belki biraz rahatlatır. Bu tarafta şey, Ebe Gümeci mi diyorlar ne? Karışık. Neyse hadi şu sazlıkların arasından çıkıp gidelim. Biraz ters yönden pedallıyorum. Hamit köyün içine gireceğim. Herhalde burası giriyor. Bakalım. Ara sokaklardan Hamit köyün içinden geçip gideceğim. Çevre yoluna çıkacağım. Hamit köyün içinde böyle bir kabir var. Tek kabir. Yolun kenarında kalmış. Etrafına baktım, isim göremedim. Hikayesini de bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. Yavaş yavaş köyün içinden çevre yoluna doğru gidiyorum. Çıktık abi. Çevre yolundayız. Buranın kenarı genişmiş, iyi. Lefkoşa'nın dışında tekrar Girne yoluna bağlanıyor. Biraz ekmeğim var, onu atıştırayım. Çevre yolundan Girne yoluna çıktım. Ama ters yöne çıktım. İleride müsait bir yer bulursak öbür tarafa geçeriz.
Bayağı bir yokuşumuz var. Beş parmak dağlarını aşacağız. Bugün saatte şu an 1'i geçti herhalde. Nerede akşam olur bilmiyorum. Burası var, yol kenarı park gibi bir yermiş herhalde. Tepede ne var ki? Öyle boş ya. Seyir terası gibi. Def koşa bu tarafta kaldı. Girme de dağların ardında. Türkiye'ye göre normal ama buraya göre ters yönden gidiyoruz abi. Yolun kenarı geniş, sıkıntı yok. 5-6 kilometre ileride Boğaz köyü var. Saatte 2'yi geçti. Boğaz köyden biraz erzak takviyesi, sonra da herhangi bir yere kamp kurarız. Yarın yokuş çıkarız gibi gibi gibi. Hadi gidelim bakalım. Hala ters yöndeyim abi. Geldik Boğaz köye. Yol buradan böyle sağa doğru rampa şeklinde dönüyor. Sonra oradan Girne'ye inecek. Bir cami var, marketi de var. Şuranın merkezine bir gidelim. Biraz da elektrik lazım. Molto diye bir market var. Konserveler burada bir tık daha pahalı. Mesela Tokoş'un çok çeşit var. Aynı her marketteki gibi abi. Ama burası biraz daha yol üstü herhalde, o yüzden daha pahalı. Ama burada bir 32 liraya buldum. Alkol fiyatları. Bu neymiş? Tekirdağ arasısı. Bizim oranın 319 lira. Ancak Türkiye'de kaç para ya? Öyle bir tepenin başında yeni bir cami var. Karşıdan gördün mü? İsmi de yazmıyor. Daha yeni mi yapılıyor? Çok yeni. Çok temiz. Şöyle burada biraz, saat 3 oldu zaten, fazla duramam. Bir 15-20 dakika şuraya priz bulabilirsem powerbank takacağım. Telefonumu daha doğrusu. Lavabolara bak. Sonra çıkalım yola, bir yer bulalım. Beş parmak dağlarının yakınına iyice geldik. Az ileride bir şehitlik görünüyor. Bir de orayı ziyaret edeyim. Saat 3'ü geçti zaten. Artık bir yerlere yatmak lazım. Boğazköy şehitliği dostlar burası. Giriş kapısı neredeydi bilemedim. Şuradan atladım ama. Yanlış mı girdim ya? Yanlış yerden girmişiz. Yarıldık. Boğaz şehitliği. 18 subay. Az subay. 15 tane. Allah rahmet eylesin. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatan verilir. Hepsi burada abi. Yerleri, konumları orada. Tepeye kadar çıkamayacağım. Bisikletle yanlış yerden geldik. Havada kararıyor. Gitmemizi icat eder.
Hepsinin ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Hepsine birer Fatiha rica ediyorum. Ara yoldan Girne yoluna tekrar tepeye bağlanacağız. Abi her yer askeri bölge, şehitlik civarı. Önemli. Bakıyorsun orman. Yine bakıyorsun askeri terör örgüsü var. Abi girdik bir yola. Anayola bağlanmadı bir türlü. Hemen sağ tarafımda yine askeri bölge. Yok ya. Şu yokuşa bak. Az daha gidelim bakalım. Herhalde gidiyordur. Abi şu çukurdan geldim. Haritada yolun dibinde gösteriyor. Ama burada arada bariyer var. Atlatıp geçmeye çalışacağım. Oy. Tekrar yukarı sarıyor ya. Belki ileride geçiyordur ama hiç onu göze alamam. Şimdi fikrim değişti. Bu yokuşu çıkmaya çalışıyorum. Çünkü bir piknik alanına gidiyormuş burası. 850 metre ileride Boğaz piknik alanı diye haritada gösteriyor. Bize de yatacak yer lazımdı. Allah! Çektik artık. Oh! Ah, kanter içinde kaldım. Hadi şu gün bitsin artık. Heh, bitti herhalde tepe. Geldik. Hemen aşınca piknik yeri var. Allah, uzaktan güzel görünüyor. Yine 4 erkişine düştük. Kimsecikler yok gibi. Varsa da mekan ayrı, oturma yerleri ayrı gibi. Elektrik de var görünüyor. Şurada bir mekan var. Diyen olmazsa şu uç kısımlarda kalırız ya. Evet. Bir köşesini buldum abi. Bir şey demediler. Karşıda mekan var. İçinde bir araba var. Orada öyle muhabbet ediyorlar. Yazın belki bu taraflara ilgileniyordur. Zaten her yer çöp içinde. İlk alanı diye geçiyor muhtemelen. Onlar işletmeci gibi bir şey. Hava kararıyor. Saatten haberim yok. Kaç oldu? Of. Saat 5 olmuş abi. Hızlıca çadırı kurup ağzım yüzüm köpürdü ya rampaları çıkarken. Şöyle ya şu bisikletin olduğu yer. Ya oraya ya buraya. Askere bir yere çadırı kuracağım abi. Ondan önce şimdi bir şeyler atıştırayım, bir su içeyim. Buradayız. Eğer çok ani kovan olmazsa bu gece buradayız. Evet, bana müsaade abi. Daha fazla video çekecek bile dermanım yok yani. Şuradaki panoya powerbank'imi taktım, elektrik varmış. Kimsecikler yok. Orada bir mekan var ama onun da geleni gideni yok herhalde. Tam bize göre bir piknik yeriymiş abi. Kış da olduğu için sakin. Evet, günaydın. Yolda yeni bir gün abi. Hala hastayım. Ama çok kötü değilim yani. İşte nezle, grip, ağzım burun tıkalı sadece. Sesimden de belli oluyordur. Her yer çöp içinde. En temiz köşesine dün kuruldum. Şimdi de bir
çorba yapıyorum. Paket çorbam vardı. Aslında ateş yakılabilir. Velev etrafta odun yok. Çok uğraşman lazım tepelere çıkıp odun. Dal, yaş dal budamışlar, onlar var. Bizim de bir çorba bir de çay yapacağız, başka bir işimiz yok. Paket işkembe çorbası aldıydım. Kahvaltı niyetine. Üzerine de ya çay ya da bir kahve yapalım. Bugün burada kalmayı düşünüyorum, dinlenmeyi düşünüyorum. Hazır böyle bir yerden getirmişiz. Suyumuz bitene kadar duralım. Şurada bir iki çeşme var aralarda. Fakat sökülmüş çeşmeler. Tekrar bir araştırırım bakalım akan bir çeşme varsa. Yarına kadar buradayız yani. Sevdim burayı ya. Kalkıp gitmek istemedim. Sabah 8.30 gibi uyandım ama şu an saat 10'a geldi. Zaten bir de benim korktuğum gibi rampa yokmuş yolda ya. Bu Girne Lefkoşa arasında. O Boğaz köyden yan yollara saptık ya. Biz orada kıvrım kıvrım zorlanırken aslında yokuşu bitirmişiz. Buradan sonra iniş. Bilmiyorum sonra küçük bir yokuş var mı Girne'ye varmadan. O yüzden 8 kilometre falan kaldı Girne'ye. Bakacağız bakalım. Bir de bir şu feribot biletini falan da ayarlayayım. Onun saatine göre buradan bir gidiş ayarlarız. Yarın. Gerçi yarın da pazar. Hafta içi daha ucuz mu olur acaba? Bir onu araştırayım. Arada bir değişiklik var mı onları bakalım. Dur. Sen de mi açsın? Sen buraların kedisi misin? Nereden buldun beni? He? He? Bekle, sana çorbalı ekmek vereyim. Bekle. Bekle. Bekle bakalım. Bekle. He? Mevsim olmayınca seni burada kimse bakmadı mı? Seven yok mu? Godoman olmuşsun. He? Bıyıklı. Bekle dur. Tencereye sokma ağzını. Çorbanın dibine çekil. Al ekmeği, bandım. Al. Aferin sana. Hadi bakalım. Misafirimiz var abi. Bak ekmek düştü, o da atladı hemen peşine. Herkes nasibini yer. Az önce buranın yetkilisi geldi. Kış günü olduğu için sakin, kimse yok, sahipsiz gibi gördük ama orada bir kişi kalıyormuş. Burası ücretli abi dedi. Dedim geldim, kimse yoktu, belediyenin yeri zannettim dedim, girdim ama ben gezginim, yolcuyum falan. Belediyenin yeri aşağıda dedi. Dedim bileydim ben sabah toparlanır giderdim, dün akşam geldim kurdum dedim. Şimdi de geç oldu, yarın gitmeyi düşünüyordum dedim. Yarın gideceğiniz dedi. Evet dedim. İyi niyetli bir arkadaşmış, tamam abi dedi. Elektriği de söyledim, izin aldım. Panonun içine koydum dedim. Sıkıntı yok dedi. Dün akşam üstü geldik ya, orada köşede birileri oturuyordu ama ben onları şey zannettim. Öyle takılmaya gelmiş gençler zannettim. Gidip sormamıştım. Muhtemelen sorsakmış da zaten buraya kurma diyecekmiş. Belediyenin yerini gösterecekmiş. Artık kurmuş bulunduk. O da sağ olsun anlayışı bir abimizmiş. Bu arada Uğur abime tekrar selam olsun. Harika kesiyor ya. Şu normalde sert bir tahta, bunu böyle sabun keser gibi, böyle sürme peynir keser gibi yani. Şöyle düşün bak. En ücra
yerlere bile giriyor ki bastırmıyorum bile. Hiç zımpara olmadan bununla bile şekil verebilirim yani. O kadar pürüzsüz kesiyor. Bu fincanla çok oyalandım ya. İçini oymak çok zor abi. Yani şurayı oyana kadar 5 tane kaşık yapardım. Öyle söyleyeyim. Bu buraya uygun değil ya. Küçük. Çakının ucuyla onunla bununla derinleştirmeye uğraşıyorum. Biraz daha içini genişletmem lazım. İşte buradayız bugün. Öyle. Birazdan bir kahve yaparım. Fincanla biraz uğraşıyorum. Sonra bir kahve yapıp içiyorum. Kaldırıyorum kenara. Fincan bitene kadar herhalde ben bununla bir 10 tane daha kahve içerim. Bakalım bitmiş halim nasıl olacak. Yerimiz iyi abi. Allah'tan bir şey de diyen olmadı. Bugün cumartesi olduğu için de bir iki araba gelmeye başladı. Kuş seslerine bak. Akşam oldu, saat 3.30 civarı. Akşama kadar ne yaptım derseniz en son gördüğünüz gibi fincanla uğraştım. Hemen hemen bitti sayılır. İçini de bayağı genişlettim, derinlettim. Şöyle bir sap figürü. İlk tecrübemiz, fincan biraz yamuk olmuş olabilir. Ama iş görür.